Online gerçekten ticaret bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de. Hatta Türkiye bu ticaret biçiminin dünyada en hızlı ve istikrarlı büyüdüğü ülkelerden biri. Anladığımız kadarıyla bu pandemi süreci de şirketlerin bu alanda yeniden yapılandırılmalarını sağlamak için bir vesile oldu. Bir başka konu da öteden beri hep bir araya geldiğimizde geleceğe acaba şirketler ne kadar hazır sorusuydu. Bu konuda sizin temsil ettiğiniz kurumun dünya çapında küresel anlamda çalışmaları var. Avrupa'da, Amerika'da ve başka coğrafyalarda şirketleri bir mercek altına alıp inceliyorsunuz. Türkiye'de nasıl bir tablo var? Şirketlerimiz hem dijitalleşme noktasında hem de diğer alanlarda acaba geleceğe ne kadar hazır görünüyorlar? Araştırma sonuçlarına geçmeden önce dilerseniz Hakan Bey biraz geleceğe hazır şirket ne demek ondan konuşalım. Ortaya çıkan zorluklara iyi hazırlanmış ve kendine güvenen bir geleceğe hazır şirketten bahsediyoruz burada. Birkaç başlıkta toplamak gerekirse değişmek için olumlu bir tutuma sahip, yani değişimi benimseyip geleceğe heyecan duyan, yeni teknolojilere açık olan, iş zorluklarını çözmek için teknolojinin gücünü kullanan, aynı zamanda iş dönüşümüne yönelik adımlar atan ve teknolojinin işleri nasıl dönüştüreceğine hakim şirketlerden bahsediyoruz. Ayrıntılı bir strateji benimseyen şirketler ve gelecek için spesifik belgelenen, finanse edilen çözümleri, ölçümlenen çözümleri hayata geçiren şirketler, ilgili eğitimleri, belirsizlik konularındaki eğilimleri, trendleri takip eden ve işini bu konularda şekillendiren şirketler, yeni trendlere ve zorluklara da hızla adapte olan ve hızla yanıt verebilen bir şirketler. Böyle söylendiğinde tabii ki Türkiye'deki tüm şirketlerin de geleceğe hazır şirket olması için biz de çalışmalarımızı odaklıyoruz. Çünkü özetle geleceğe hazır şirketler krizleri, yeni çalışma yöntemlerini denemek için doğal bir dönem olarak görüyor Hakan Bey. Ve yeni teknolojilere çok daha geniş çapta akıllı yatırım yapıyorlar. Buradaki şirketlerin araştırma sonuçlarına baktığımızda geleceğe hazır şirketlerin %71'i salgınla doğrudan müdahale etmek için, mücadele etmek için daha doğrusu, %71'i diyor ki ben bir yatırım yaptım bugün itibariyle. %57'si ben önümüzdeki dönem, önümüzdeki 5 yılda bir kar artışı bekliyorum diyor. Bahsettiğim gibi bu şirketlerin en önemli özelliği geleceğe yatırım yapmış olmaları. Biz bunun benzer bir tanesini de Türkiye'deki işletmeler için yaptık. Özellikle pandemi sürecinde iş süreçleri nasıl değişiyor, COBİ'ler nasıl etkiliyor, hangi ihtiyaçlar öne çıkıyor diye baktık. Ve birçok sektörden farklı COBİ ile görüştük. Araştırmamıza katılan COBİ'lerin %30'u işletme operasyonlarının normale dönmesinin bir yıldan daha fazla bir süre alacağını öngördüğünü söyledi. %26'lık bir bölümü ise 6 ila 12 aylık bir süre biçtiğini söyledi normale dönmesi için işletme operasyonlarının. %22'si COBİ'lerin yatırımlarının devam edeceğini söyledi. Bunun yanında da %29'u iş hacmimi büyüteceğime inanıyorum dedi. Tüm ihtiyaçlara bakacak olursak biraz da ondan bahsedeyim. %56'sı yani yarısından fazlası pandemi sürecinde güvenli uzaktan bağlanmaya, uzaktan çalışma yöntemlerine ihtiyacım var dedi. Bu farklı teknolojik çözümlerle sağlanabiliyor. %36'sı bilgisayarlarda kalan verileri daha iyi, güvenli bir şekilde depolama ve yedekleme, yani bulut servislerine ihtiyacım var dedi. Ve genel olarak da iş sağlığı ve güvenliğinde teknolojik altyapılarında ihtiyaçları olduğunu gördük. Biraz önce eğitimden bahsettik. Bunu da sorduk COBİ'lerimize. %42 kesim eğitime odaklanacağını belirtti. %36'sı ise teknolojik altyapısını geliştireceğini söyledi. Bu araştırmamızı biz 534 şirketle görüşerek daha da genişlettik. Neler konuşuluyor dijitalleşme açısından, nelere ihtiyaç var diye baktığımızda öne çıkan şeyler özetle güvenli depolama ve yedekleme, yani bulut teknolojileri, çok konuşuyoruz bu bulutlaşmayı, siber güvenlik, ofis programları, telekonferans, video konferans çözümleri, enerjiden makineye, tarladan motorlu taşıtlara kadar takip sistemleri ve maliyet azaltıcı, verim arttırıcı etkisinin yanı sıra potansiyel müşterilere erişim açısından pazarlama ve satış için çözümler. Tabii ki son olarak da sosyal mesafe ve hijyen gibi ihtiyaçlara cevap veren çözümler. Bundan sonra da COVID-19 sonrası da bu çözümlere ihtiyaç duyulacağını gözlemliyoruz. Son derece önemli bilgiler, çarpıcı ve güncel bilgileri aktardınız. Bu rakamları doğrusu belki birçok izleyicimiz ilk defa duyuyor olabilir ama ben şundan çok etkilendim.
Türkiye gerçekten insanlarımızın yeniliklere çok açık olduğu, çok dinamik bir toplum yapımız var. Bu çok sevindirici. Sayın Serpil Timuray'la da her bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda özellikle kadınların ve gençlerin bu dijital dünyaya, teknolojiye yakınlaştırılması için atılması gereken adımlardan bahsediyoruz. Siz de, sizin kurumunuz da dünya çapında ve Türkiye'de farklı toplum kesimlerini teknolojiyle buluşturmak adına önemli şeyler yapıyorsunuz. Siz bugün çoğunlukla online eğitimlerden ve COBİ çalışmalarından bahsettiniz. Ama benim gördüğüm kadarıyla bunlarla beraber dijitalleşme son derece önemli olacak. Şirketlerimizin artık gündeminde bir numaralı konulardan biri olacak. Ayakta kalmak için, başarılı olmak için ve uluslararası alanda da rekabete katılabilmek için bunlar son derece önemli parametreler. Ben yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Aynı zamanda Sayın Meltem Bakiler Şahin bizimle birlikteydi. Size iyi günler diliyorum Meltem Hanım.